arkadaşlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yıkama ürünleri kutu açılışı yapıyoruz. Ürünlerin hepsini kendim aldım. Hiçbir işbirliği değil. Bu soda bile. Sodayı beni tanıyanlar bilir, severim içmeyi. Günde bir şişe ideal, ikiye gerek yok. İşbirliği değil hiçbir ürün. Tamamen kendim aldım. Bazılarını araştırıp aldım, bazılarını öneriler doğrultusunda aldım, bazılarını da merak ettiğim için aldım. Şimdi nereden başlayalım? Popüler ürünler olan Autobright, bu akıtmış mı? Kutuyu güzel paketlemişlerdi ama akıtmış arabada. Akıtmış dedim de bayağı az akıtmış. Koklayınca anlıyorsunuz. Autobright'tan 4 tane şampuan aldım. Bunlardan birincisi Purple Velvet. Mor kadife demek. Bu ürün kova şampuanı, temaslı yıkama için. Millet bunu deli gibi öneriyordu. Deli gibi. Ben de bu ürünü almak için kargo bedavaya gelsin diye bu 4 ürünü aldım. Yani şuna 20 lira kargo ödemek yerine fazladan 300 lira para ödedim. Bu Deep Cleaning Shampoo Citrus Pearl. Bu da Autobright'ı. Bu da gene temaslı yıkama için değilmiş. Şeymiş bu. Bir dakika ya. Temaslı yıkama içinmiş. Bunu herkes kova yıkamasında da kullanıyor, formless uygulamada da kullanıyor. Ama ben ön yıkam olarak köpük tabancasıyla kullanacağım. Bunun adını beğendiğim için aldım. Bunu kimse önermedi. Bunun adı Banana Gloss, muz parlaklığı. Bu da gene temaslı yıkama, kova şampuanı olarak geçiyor. Bu arada ürünleri Yamaçlar Detailing'den aldım. Ürünler bir günde geldi. Kargo da güzel paketlenmişti. Ben arabada şişeleri yan koydum herhalde. O yüzden ucu çok az akıtmış. Yani akıtmamış bile diyebilirim. Şimdi şampuandan başladığımıza göre şu kutuyu alalım. Allah. Parlatan adamlardan. Gene bir ürün kargosu ödememek için birçok ürün almayı tercih ettim. Çünkü neden almayayım ki? Arkadaşlar böyle kutuları açarken maket bıçağı kullanırken dikkatli olun. Ürünün içinde kutunun ağzına yakın bir şey varsa kesilebilir ki bende varmış. Ne varmış hemen göstereceğim. Bak bunu göstermek istiyorum ya. Bak adamlar kutunun kalanında eşyalar oynamasın ve darbe emilsin diye köpük koymuş. Sizi kutluyorum. Teşekkürler parlatan adamlar. Şimdi biz bunları şu diğer kargo poşetinin içine koyayım. Kutluyorum ya, kesinlikle kutluyorum. Güzel bir düşünce, teşekkürler. Bu arada parlatan adamlara ben Instagram'dan mesaj attım. Hani ürün alacağım, video çekeceğim. Video çekeceğim demedim de gerçi. İndirim kuponunuz var mıdır falan diye. Parlatan adamların yetkilisi de bana dedi ki bizim ürünlerimiz herkes ulaşsın diye en uygun fiyatlarda zaten. O yüzden indirim kuponu olayımız yok dedi. Olur da bu videoyu izlerlerse İndirim kuponu olmasa da bazı güzel ürünlerde tekrardan indirim yapabilirler.
Neyse. Şimdi. Ürünleri de böyle böyle paketlemişler ayrıca. Şimdi sıvı olarak ürünlerimiz bunlar. Bakalım neler çıkacak. Abi bayağı iyi paketlemişler. Millet mobilyasını böyle kalın pat patta taşımıyor. Mesela yamaçlarda telik ürünleri de ince pat pattaydı. O da güzeldi. Ağızlarını da bantlamışlardı. Ama bunların pat patıyla millet mobilya taşıyor. Bu bildiğin sanayi tipi pat pat. Yani maket bıçağıyla kesemiyor. Şunları önümden alayım da siz de açarken görün beni. Oha. Bad Boys markasının interior detailerini aldım. Cookie, kurabiye kokulu. Ve paketi açtığınız an gerçekten bir kurabiye kokusu geliyor. Bu ne işe yarıyor? İç plastikleri temizleyip koruyor. Renk derinliği veriyormuş. Hem mat hem parlak yüzeyler için de kullanabilirsiniz. Ama bunun asıl olayı temizledikten sonraki koruyucu katmana atmak. Öyle. Güzel koktu. Bugün bir tane çöp kutuna ihtiyacım vardı da en son yapacağız. Dediğim ürün bu değildi bu arada. Bana deli gibi önerdikleri ürünü paylaşacağım sizinle. Bu galiba. Bu da değilmiş. Bu da Chemical Guys'ı Total Interior dediğimiz bir modeli. Koruma ve temizleme üzerine. Bunu almamdaki en önemli sebep ekranlar için kullanabilirsiniz diyor. Bazı iç yıkama ürünlerinde özellikle ekranlar için kullanmayınız diyordu. Ben de o yüzden ekranlar için kullanabileceğim ürünü de tercih ettim. Yani sıkıntıya girmeyelim ekranlar konusunda diye. Öyle bunu da deneyeceğim. Aralarındaki en pahalı ikinci ürün de bu arada. Burada da Good Stuff'ın gene iç temizleyicisi var. Nar kokulu diyor. Üstünde daha fazla bir şey de yazmıyor. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz diyor. Kullanmadan önce çalkalayınız işareti var. Bunu da hem fiyat uygun diye hem de nar kokulu diye merak edip aldım. Tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Ben bu ürünlerin hepsini parayla aldım. Hiçbir işbirliği değil. Ama illa diyorsanız ki emin bizim ürünlerimizi de açık açık tanıt. Gerçekçi yorumlarını yap. İnsanlar görsün. Diyorsanız bana Instagram'dan yazın. Instagram hesabımda şu an şuraya tam ekran bırakayım. Ben burada kutuyu açarken siz de oradan benim Instagram hesabıma gidin. Takip edebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olabilir. Videomu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Açıklamalara yazıyorum. Bazen insanlar okumuyordur. Ben her zaman yapıcı yorumlara açığım. İyi kötü.
Benim sesimi beğenmeyebilirsin, sesimi beğenebilirsin. Aldığım ürünleri beğenebilirsin, beğenmezsin. Arabalarımı beğenirsin, beğenmezsin. Bunu gel yorumda delikanlı gibi açık açık, güzelce, tatlı dille konuşalım. Neyse, Instagram'ıma abone olduysanız, takip ettiyseniz işte merak ettiğim ürün. Bonix markası. Bonix markası bana önerilene kadar hiç bilmiyordum. Bonix markası Blend serisini seramik ve karnabuğa içerikli sprey cilası. Bunu temiz arabanın üstüne sıkıp kurumadan güzelce siliyorsunuz. Üstünde de 5 üstünden kendine puanlama yapmış. Koruması 5 üzerinden 3,5. Parlaklığı 5 üzerinden 3,5. Hidrofobisi, su akıtıcılığı da 5 üzerinden 4,5'muş. Deli gibi öneriyorlardı. Ben detay forumda şey yazmıştım. Bana şey önerir misiniz? Katı cila. Yani sırf iğirmenle böyle ovalayıp zaman geçirmek için istemişti. Ama herkes bana dediler ki bu ürün mükemmel, bunu dene. Aralarındaki en pahalı ürün de bu diye hatırlıyorum. Bunu çok merak ediyorum yani. Bunu çok kullanmak istiyorum. Bu cumartesi pazar kullanırım. Pro markasının Inner Quick Detailer ürünü, içerideki temizlikler için. Bunu niye aldım? Vallahi bunu da niye aldım bilmiyorum. Çok iç temizlenme ürünü aldım. Bunu şey için aldım. Q7 gibi hassas arabalar için. Bu deri de temizliyor çünkü. Bir de CarPro markasını aşırı merak ediyordum. Böyle kutu tasarımlarının sade olması falan hoşuma gidiyor. Mesela şu Bad Boys'un logosu falan, Artist, Chemical Guys'inki de öyle. Ama bu kutu tipi de hoşuma gidiyordu. CarPro markasının merak ettiğim bir üründü. Parlatan adamlar kutusunun içindeydi. Hepsinin tetiğini de ayrı ayrı koymuşlar. Tabii ben bu tetiklerin hangisinin olduğunu nasıl bileceğim? Bu bir soru. Ona da sipariş ettim. Görsellerden bakacağım. Çünkü bakın, tüm tetik tipleri farklı. Mesela şu kiminkiyse bayağı uydurukmuş. Ya da şey... Bunları neye göre gönderdiler bilmiyorum. Ama... Mesela burada benim için bir tetik eksik. Ben bu ürünleri alırken hepsini tetikli almıştım. Ama burada 4 tane tetik var. Aa, bakın. Bu güzel bir ürün. CarPro firmasının mikrofiber eldiveni. Tabii bu small falan. Bu kışın bayağı sıcak tutar ha. Şaka gibi. Oha, yumuşacık. Bunu neden aldım? Özellikle jantları, daha doğrusu jantlar için başka bir ürünüm var. Onu kullanıp, onu jantlarda çok büyük bulursam jantlarda bunu kullanacağım. Ama o diğer ürünü jantlarda kullanıp büyük bulmazsam, ideal bulursam bunu da arabanın iç veya dış detayları için, ikisinden biri için kullanacağım. Bayağı güzel. Yumuşacık, şaka gibi. Buradan parlatan adamlara sesleniyorum. Bunlardan biri eksik, fısfısı. Hayır ya, tammış abi. Çok özür dilerim, kimseye seslenmiyorum. Bunu zaten kendim, ben burada soda şişesini sayıp duruyorum 6 tane diye. Tamam, bunlardan hangisi hangisinin ona internetten bakacağım ama hiçbir eksik yok arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz. Ve son olarak
Workstaff'ın deri temizlik fırçası. Bunu da sırf Workstaff almam malı diye aldım. Fırça biraz sert, deri için böyle olması gerekiyor demek ki. Öyle. Bunun derisini çizer, bununki çünkü gerçekleri değil. Onun için fırça ya da eldiven kullanıyoruz. Burada gene Workstaff'ın dış aksamlar için olan ince fırçasını aldım. Piyano bileklerde kullanmamak lazım. Çizebilir bence, emin değilim. Burada da parlatan adamların ürettirip getirdiği bu ultra yumuşak fırça aldım. Oo, hissi güzel. Güzel, beğendim. Bununla da işte piyano bilek trimleri silmek için aldım, temizlemek için. i20'nin plastik aksamı, daha doğrusu parlak siyah olmayan kısmı için sert bir fırça kullanıyordum. Ama bu da parlak kısımlar için bayağı hoş, beğendim. Şimdi bunları kutusuna geri koyalım. Önce şunun içini boşaltalım. Şu köpük olayı mükemmel. Parlatan adamlar, teşekkürler. Ben var ya, saat akşam 10. Beni bırak, deli gibi araba yıkarım yani şu an. Deli gibi. Yani o kadar hevesliyim ama yorgunum, o yüzden yıkamayacağım. Allah'ım, tüm videoyu bu eldivenle çekmek istiyorum. Yani ürün ne kadar iyi bilmiyorum. Carpro iyi bir marka da. Bu var ya, Allah'ım. Mükemmel. Bunu yani detaycıların kullandığına hiç denk gelmedim bu arada. Demek ki beğenmiyorlar. Ben beğendim. Şimdi bu da tamam olduğuna göre neye geçiyoruz? Ben burada bir şeyi eksik ya da fazla mı tanıttım? Ya da bunlar için... Ha, tamam. Şimdi gene güzel bir ürünle sizlerle beraber. Aslında bu ürünü biliyordum. Alıp almamak arasında çok kararsızdım ama 220 lira verdiğim jant fırçamdan hiç memnun olmayınca, daha doğrusu sürekli pisliği üstüme sıçrattığı için farklı bir fırça almak istiyordum. Sonra baktım ki detay forumlarında bunu öneriyorlar. Ve marka bir ürün aldım. Ben de iki tane aldım. Bunun satıcısı da bu arada Amazon olabilir, emin değilim. Eğer ürün Amazon'sa da yani şunun şöyle çıkması çok kötü. Ha, bak, şunu söyleyeyim. Ürünün resimlerde burası uyduruk krom gibi gözüküyor. Burası bildiğin gri plastik. Sert bir plastik. Tutma sap kaydırmaz gibi, siyah. Burası boyayı çizer. Yani bu alaşım jantın olması lazım anca. Onu da hafif hafif çizer. Sert, bayağı sert. Bu bildiğin yer fırçası ya. Neyse, benim bunu almamın en büyük sebebi davlumbazların içini fırçalamaktı. Ben arabayı gene beğenmediğim jant fırçamla fırçalayacağım gibi. Gerçi artık başka bir jant fırçam var. Doğru, onu da birazdan çekeceğim. Şimdi bu ürünü de şuraya koyayım. Aynısından ikincisi. Bunu da açayım, hazır gelmişken. Sağ bak. Bu da bu tarafa yatmış. Büyük kargo bu arada, bayağı büyük bir kutuda geldi. Bunları tuttukları depoda sorun var. Amazon. Dikkat edelim.
Bu ürünü geçen gün storiesine atmıştım. Brio markasının 11 parça trim sökme seti. Anıl abi bana dedi ki bunların esnemesi lazım. Esnerse kırılmaz. Bu bayağı sert. Sana bir şey diyeyim mi? Bunu kırmak yürek ister. Bu esniyor. Acaba neyine göre? Hepsi farklı atıyorum. Bu farklı bir şey için. Bunun üstüne araba çıkar, bu esnemez. Ama şu mesela hafif esniyor. Öyle. Ürünü daha denemedim. Ama güzel duruyor. Öyle. Şeyi ben çok beğendim ya. Mesela buna bak. Duvar asabiliyorsun şurada. Çantası var. Tek tek taşımana gerek yok. O yüzden ben ürünü beğendim. Böyle bir ürün olduğu için ses de az yapar. Yapmaz diyemedim. Ben hem bahçede hem garajda kullanmak için çok uzun süredir kafa lambası arıyordum. KW markasının olduğunu gördüm Amazon'da. Ve marka Alman olduğu için, üretim için ama marka Alman olduğu için direkt aldım. Adedi 120 TL falan. Karanlıkta güzel aydınlatıyor. Size şöyle göstereyim. Gösteremedim çünkü pilinin şeyi var. Üç modu var. Parlak, kısık, SOS yani flaşör. Güzel aydınlatıyor. Yani şu an mesela benim gözümü de alıyor. Ben bunu hem bahçede hem garajda kullanmak için aldım. Güzel ürün. Bundan iki tane aldım. Şimdi keyifli ve çok merak ettiğim bir kısma geliyoruz. Allah. Bakın arkadaşlar, önümde kocaman, derinliği olan, boyu genişliği olan bir havlu mu diyeyim buna? Kurulama ürünleri poşeti var. Adams Garage. Adem abiye çok teşekkürler. Çok beyefendi, çok bilgili biri. Ürünleri hiç denemedim. Çok önerdiler. Öyle. Bunun güzel yanı da şu. Adem abi bunları Adams Garaj markası için Kore'de ürettirip Türkiye'ye getiriyor ve ürünleri bizlerle buluşturuyor. Adem abinin Instagram'ını şuraya bırakayım. Kendi Instagram'ını da şuraya bırakayım. Dediğim gibi ben bu ürünlerin hepsine para vererek aldım. Ve ciddi bir para verdim yani. Öyle az buz bir şey değil. Şimdi bir dakika, bu böyle dursun, bunu kenarda alayım. İki adet jant fırçası. Biri 36 santim, biri 45 santim olması lazım. Hafif, şuraları güzel, çıkmıyor. Şuraları arabanızın jantına çarpmasın diye, sopa kısmı ya da eliniz. Bu sert plastik galiba. Yani arabanıza çarpsa da çok zarar vermez. Bunlar jant fırçası. Ben bununla jantları fırçalarken bununla da Defender'ın tavanını silmeyi düşünüyorum. Çünkü onun tavanına elim yetmeyebilir. Gerçi daha yıkamadım o arabayı hiç. Elim yeterse bu ikisini de jant fırçası olarak kullanacağım.
Güzel ürünler. Bunlarla araba yıkamak bu arada çok doğru değil. Çünkü ip yapısı gereği ince kılcal çizikler bırakabilirmiş galiba. Burada elle cila uygulama seti var. Ve size şöyle göstereyim. Bu şey köpük kısmı, bu tutma kısmı. Burada cırt cırtı var. Sert köpükten, yani aşırı da sert değil. Ve buna ağır polisaj pedi bile takabiliyormuşsunuz. Öyle bir güzelliği varmış. Ve hafif. O yüzden ben ürünü beğendim. Bakın. Kolay kolay da çıkmıyor. Güzel ürün. Ve reklam yapmıyorum. Bakın yani içinizden bile geçiyor olabilir. Emin reklam yapıyor, mek atmış bir reklam yapıyor diye. Ben bu ürünlerin hepsini parasını vererek aldım. Ama siz diyorsanız ki ürünün paylaş gönderin paylaşayım. Paylaşayım derken tanıtayım, kullanayım, kullanıcıya yorumlarımı aktarayım. Şimdi bir eldiven var. Bunlar aç kapa değil herhalde. Ha öyle aç kapaymış. Oo. Güzel. Ürünün içi köpüklü. Bakın tam şurada elimin ortası şöyle geçsin, oynarken kaymasın diye dikiş var. Mantıklı, gerçekten mantıklı. Şöyle bileği sarmayı da göstereyim. Ve ürün büyük. Bu arada bu Adams Garage'ın ve birçok kurulama ve temizlik ürününü kullanmadan önce yıkamanız gerekiyor. Onu da mavi pervol ile yıkamanız gerekiyormuş. Bu da wash pad. Eldiven gibi değil bu. Bunu böyle elinizle tutup yapıyorsunuz. Bunu elimin sokacağı yer, elimi sokacağın yer yok. Bunu da aldım. Bu ürünlerden neden birden fazla aldım onu da söyleyeyim. Araba çok kirliyse aynı eldivenle arabayı silmek ince kılcal çizikler oluşturabilir. İnce örümcek ağı, spiderweb dediğimiz çizikler de oluşturabilir. O yüzden çok kirli arabalar için böyle birden fazla eldiven kullanmanızı öneririm. Poşeti falan bayağı güzel bu arada. Böyle hafif mat, şeffafımsı mat bir poşet. Burada ne var? Burada bir tane cam silme bezim var. Bu cam silme bezleri güzel cam siliyor. Ben DAT 35'inkini kullanmıştım, ondan da memnundum. Burada iki cam silme bezim varmış. Ürünler ağır. Beğenirsem ev için de alırım. Ev camları için. Ürünler havalı ha. Bayağı havalı. Bak poşeti de size şöyle göstereyim. Adams Garage yazıyor. Şurada işte premium kalite mikrofiber. Detay ürünü. Kore'de üretildi. Burada da Adams Garage'in Instagram'ı. Ben bu açıyı bu arada sevdim. Siz de bu açıyı sevdiyseniz yorumlara yazın lütfen. Hani büyük bir masa lazım bana. Şu an ürünleri hep kenara koydum da. Bu arada ürünleri kurulayıp bunun içine geri koyabilirsiniz. Poşetler bayağı kaliteli. Poşet konusunu beğendim. Mesela başka ne almıştım? DAT 35'in havluları galiba böyle değil, emin değilim. Burada da şey var.
çok amaçlı mikrofiber bezler. Bunların fiyatı uygun diye aldım. Ve bununla gerçekten güzel hızlı cila ya da katı cila silebiliyor musunuz? Tam Vonix Blend'de işime yarayan ürün. Şimdi biraz daha düşünüyorum. O kadar şey aldım ki evimiz garajda, ne aldığımı unuttum. Bunlar galiba aldığım iç kurulama havluları. Bunlar da yumuşacık. Köşeleri var ama göremiyorsunuz. Çift kat dikilmiş. Aynısının turuncu ve mavimsi moru. Mor. I20'nin yanında mor bu renk. Güzel. Beğendim. Tabii şu an telefonla video çektiğim için ürünlerin adını size okuyamıyorum. Ama hepsini aşağı açıklamaya yazarım. Burada bir tane daha Washmit'im var. Şu alttaki mor beyazlığıyla aynı. Bir dakika. Bu Washmit mi? Bu Washmit, tamam. Burada bir tane daha yıkama eldivenim var. Burada da jant eldivenim var. Bakın size bunun farkını şöyle göstereceğim. Jant eldiveni bu. İşte parmağınızı sokuyorsunuz içine. Böyle jantın arasına falan. Benim elime bile büyük oldu ki benim elim gerçekten büyüktür. Bak farkını şöyle göstereceğim. Poşetim yırtıldığına üzüldüm. Bakın kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bu alttaki jant eldiveni, bu üstteki de yıkama miti, wash mit, wash pad, yıkama pedi. İçindeki tüy yapısı farklı. Bunu araba yıkarken kullanmamaya çalışın. Hafif de sert buna göre. Belki yıkanınca yumuşar da öyle. Adem abi uyardı yani. Bunu dedi, şey için kullanmayın. Araba yıkamak için. Ne tarz içerikler, değişik içerikler, güzel içerikler, düşünceleriniz varsa lütfen aşağıda yorumlara belirtin. Ben sizlerle birlikte içerik çıkardıkça çok keyif alıyorum. Zaten hani videolarım az da izlense, çok da izlense bir sonraki videoyu gerçekten kendimi motive edebiliyorum. Ama sizlerin güzel yorumlarıyla birlikte ben çok daha motive oluyorum. Sizlerle Instagram'dan güzel şeyler konuşmak, sorularınızı cevaplamak, benim sorularımı sizlerin cevaplaması keyif aldığım işler. Burada da iki tane kurulama havlum var. Biri hibrit teknoloji denilen. Dolu boş, dolu boş gibi bir deseni var. Daha doğrusu kalın tüy, ince tüy gibi. Bundan çok memnun insanlar. Bu da, bunlar 1000 GSM üstü olması lazım. Daha doğrusu öyleler ama tam rakamdan emin değilim. Evet. Bak ürün de büyük ha. Şu i20'nin yarısı kadar falan işte bu. Şu an kadraja sığıyordur herhalde de. Bu gerçekten i20'nin kaputunu alır. Şimdi bunu buna sokmak zor olacak da.
Bakalım bu ürün ne kadar. Bu ürün de aynı boyda. Bu kaça kaç? 50'ye 70 galiba. Güzel boyutlar. Yani 1 ile Q7'yi yıkarsan anlayın ki bayağı iyi kurularsa. Q7 kocaman bir araba çünkü. Bu da yeterse Q7'ye başarılıdır. Katlama işi zor. O yüzden ben bunları kutusundan, poşetinden çıkarınca bir daha koymam gibi duruyor. Öyle. Aha. Kova. Ben kovasız araba yıkıyorum diye beni linçleyen arkadaşlar. Bayağı sıkı bir kapağı varmış. Yani gerçekten. Yani bunu sıktın mı su geçirmeyebilir. Yani bagajda bunu taşısa. İçinde şöyle bir ürünü var. Bu kirlerin suyla birlikte yukarı çıkmaması için su gerilim olayını kullanıyor diyebiliyorum. Yoksa bunun arasından kir tabii ki geçer. Ama olay işte minimize etmek. Fizik kurallarını da kullanarak. Ve kovanın dibine tam oturuyor. Şu an ışıktan ne kadar göreceksiniz bilmiyorum ama güzelmiş ürün. Ürünün şeyini çok sevdim. Plastiği sağlam. Sapı da sağlam gibi. Evet, sapı da sağlam. Tabi tutamaç yeri çok taşıyacaksanız elinizi acıtabilir. Ama ben çok taşıdım. Taşımayacağım için önemli değil. En önemli detayı söyleyeyim. Üstünde logo yok, sticker yok. Yani ben buraya garajın ismine ve garajın logosuna karar verdiğimde güzel bir sticker yapıştırıp videolarımda estetik bir şekilde çıkaracağım. Bundan 2 tane aldım. 3 tane almayı düşünüyordum ama şimdilik 2 yeter diye düşündüm. Büyük ihtimal 1-2 ay sonra zamlanınca bunlar keşke 3 tane değil 4 tane alsaydım diyeceğim. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Benim için keyifli bir açılış oldu. Gerçi burada bitirmeyeceğim. Benim yarın da ürünlerim gelecek. Bu video bayağı uzun olacak. Benim yarın nereden ürünlerim gelecek? Detay deposundan gelecek. Amazon'dan gelecek. Amazon'dan gelecek mi emin değilim. Gelecek. Yarına yetişir mi emin değilim. Trendyol'dan gelecek. Çok ürün aldım ya. Şöyle bakınca gerçekten bayağı ürün almışım arkadaşlar. Neyse, işin keyfine bakacağız. Keyif, hobi bu iş. Kış sezonuna girdik. Piste zaten çıkamayacağız karkış olduğu için. Biz de kendimizi garajımızda detaya vuracağız. Diyeceksin ki Ankara'da araba kışın detaya mı vurulur? Abi ben şeyden nefret ediyordum. Kar kışı yağıyor. Ankaralılar çok iyi bilir. Deli gibi tuzluyorlar her yeri. Teşekkürler belediye gerçekten. Ama tuzlama işini biz sabah uyanmadan önce yapmanız ya da kar yağdan yapmaya başlasanız ya da kar yağmadan daha iyi olacak. Deli gibi tuzluyorlar. Golfer'in fotoğraflarını bilenler bilir. Bazı fotoğraflarda arabanın belden üstü lacivert altı beyazdır. Neden? Kardeş çünkü bas falan bas. Bu tutu. Her yeri tuz oluyordu. Ben öyle gezmeyi hiç sevmiyordum. Kar kış sezonunda da açık yıkamacı bulamıyorduk.
Şimdi açık yıkamacı gibi bir derdimiz yok. İstediğimiz gibi yapacağız bu işleri. Öyle. Görüşmek üzere. Abi görüşemiyoruz. Yarın devam edeceğim. Yarın kapanış yapacağım. Öyle. Açılışının part 2'sinden devam. Videoları ayrı ayrı bölmek istemedim. Zaten uzun bir video olacak. İzleyenler buraya kadar benimle keyif alacaktır. Amazon'dan az önce story'de paylaştım, bir kargo geldi. Küçük bir hata olmuş büyük ihtimal Kara Cuma indirimlerinden dolayı. Kutu boş çıktı. Neyse Nasyöl'e yazdım. Nasyöl'den cevap bekliyorum. Olmadı, Amazon'a ürünü iade edeceğim kutunuz boştu diye. Amazon'dan bugün başka bir kargo daha sipariş etmiştim. Onu da size şöyle göstereyim. Bu şey, ne derler buna? Kar ve buz küreyici. Bunu neden aldım? Hem süpürgesiyle hem buzuyla birlikte diye. Ön camdaki buzları kırdığınızda süpürün. Rahat olur. Ürünün tutamaç kısmı rahat. Güzel, iş görür. Şimdi asıl kısma gelelim. Detay deposunda K2'nin ürünlerini sipariş ettim. Yani ben reklam yapmıyorum bu arada. Ben bunları da paramla aldım. Sprey başlıklarına ayrıca koymuşlar. Demir tozunun kokusu direkt geliyor. Demir tozu temizleyicinin. Paketleme fena değil. Bu yüzey temizleme spreyi. Burada ne kadar dolu olduğunu okuyabiliyorsunuz. Yağ şişelerindeki gibi. İki tane boş kutu söyledi. Buna demir tozunu böleceğim. Daha doğrusu K2 Pro'nun demir tozu konsantre, onu böleceğim. Birine de Valet Citrus Pre-Wash'u bölüp onu sprey olarak kullanacağım. Öyle önerdiler. Çünkü onu ben şampuan olarak kullanınca hiç memnun kalmadı. K2 Roton, K2 Pro Roton, vişne kokulu, vişne ya da kiraz, içeri hangisiydi şu an, kiraz kokulu olması lazım. Demir tozu temizleyicisi ve bu neymiş? Bu da cam temizleyici, K2 Pro Nuta. Hem arabanızın içinde hem de dışarıda camlarınızı güzelce temizleyebilirsiniz. Ve bununla birlikte de sprey başlıklar geliyor. İçinden de bir adet koku çıkmış. Öyle ürünler böyle. Koruma özel K2 indirimlerini kaçırdım. Daha doğrusu detay deposu indirimlerini. İndirimde alanlara şey de hediye etmişlerdi. İşte küçük deneme ürünleri falan filan. Ben hepsini kaçırdım. Uzunca bir video tuttu. Sizleri daha fazla tutmak istemiyorum. Lütfen kanalıma abone olup, videomu beğenip, Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Beğendiğiniz, denediğiniz, merak ettiğiniz ürünleri de yorumlara yazın. Önerilerinize de her zaman açığım. Ben bu detay işine, araba yıkama işine yeni başladım. Hiçbir konuda iddialı değilim. Öğrenmek istiyorum. Keyif alacağımı düşünüyorum. Garajın bir kısmını şu an arkamda görüyorsunuz. Garaj videosunu soranlar çok oluyor. Şu an kameranın arkası çok dağınık. Daha garajın depoları dolapları gelmedi. Onlar geldiğinde de sizlerle birlikte güzel bir video çekeceğim garaj için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.